çok ses, çok renk, çok nefes. İzmir'in havasına, suyuna, İzmir vizyonumuzun iki ana hedefi var. Birincisi, tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesi. İkincisi, şehrin kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahının artırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllardır birikmiş veri ve çalışmalar elbette bu projenin temel ilham kaynakları arasında yer alıyor. Gerek bu buluşmada, gerekse önümüzdeki buluşmalarda sunacağımız projelerin bir kısmı bu verilerden ve hafızadan besleniyor. Öte yandan çalışmaların çeşitlenmesi ve gerçekleştirilmesi için akademisyenler, sivil toplum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz. 1 Nisan'dan sonra daha da yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli durumlarda hükümetle İzmir Vizyon Ortaklığı kurarak İzmir'le ilgili hiçbir kurum veya kişiyi işleyişimizin dışında bırakmayacağız. Bu İzmirlilerin üretici kooperatiflerinin, üretici birliklerinin ürünleriyle aracısız buluşmasını mümkün hale getirecek bir proje. Yani İzmirli tüketici iyi, sağlıklı, temiz gıdaya aracısız ulaşabilir hale gelecek. Üretici birliklerinin ve kooperatiflerinin yüzlerce ürününü mahallelerde açacağımız dükkanlarda tüketiciyle buluşturacağız. Halk süt uygulamasını başlatacağız. Süt kuzusu projesini büyüteceğiz. Halk taşıt projesini başlatacağız. Engelli dayanışma evleri kuracağız. Kırsal üretimi destekleyeceğiz. Paketleme ve soğuk hava tesisleri kuracağız. Öncelikle meslek odalarımız, sivil toplum, hemşeri dernekleri ve ilçe belediyelerimizle birlikte karar almaya çalışacağız. Merkezi hükümetle İzmir Vizyon Ortaklığı mutlaka kuracağız. Büyükşehir Belediyesi'nin 30 ilçesiyle mükemmel bir koordinasyon sağlayacağız. 30 ilçede de aktif ve kapsayıcı kent konseyi örgütlenmesini başlatacağız. Belediye cebinizde, kararlar cebinizde, öneriler ve katkılar cebinizde, belediye bütçesi cebinizde olacak. Yani yönetime katılmak için teknolojinin en gelişmiş ve en geniş kullanım olanaklarını kentlimizde buluşturacağız. Asıl olan şehrin atıl kalmış tüm mekanlarını, parklarını, boş fabrikalarını yeniden hayata kavuşturmak, İzmirli'nin, gençlerimizin, çocuklarımızın cıvıltıları ile yaşayan alanlar hale gelmesini sağlamak. Plansız kaçak yapılaşmayla uydu teknolojisini kullanarak mücadele edeceğiz. Önce Buca'yı metroya kavuşturacağız. 179 kilometre olan raylı sistem hattını kısa vadede 340, uzun vadede 470 kilometreye ulaştıracağız. Buca metro hattının en kısa sürede temelini atarak inşaatına başlayacağız. Halkapınar Otogar metrosu yine hazır. Çiğli metro hattı yine hazır. Parası, projesi, her şey hazır. Trafiğin kilitlenmesine neden olan 111 noktada kavşak düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Bunlar altın dokunuş niteliğindeki dokunuşlar olacak. İzmir genelindeki 62.600 kapasiteli araç otopark sayısını 100 bine çıkartacağız. Yeni katlı veya yeraltı otomatik ve modern otoparklar oluşturacağız. Sadece kent merkezinde değil, İzmir'in tüm ilçelerinde otoparklar yapacağız.
3 kritik noktada trafiği yer altına alacağız. Alsancak Garı önünde, Basmane Garı önünde ve Karşıyaka Vapur İskelesi önünde trafiği yer altına alacağız. Ama bu aynı zamanda bize yer üstünde yayalaştırma öncelikli alanlar yaratmış olacak. Sadece Alsancak Garı önünde yapacağımız düzenleme 15 bin metrekare bir yayalaştırılmış alan kazanmamızı sağlayacak. Bisiklet ve yaya ulaşımını geliştireceğiz. İskele sayısını 14'ten 17'ye çıkartacağız. Ve sonuç olarak yeni gemilerle deniz ulaşımını 4,5 kat arttıracağız. Bu kısa vadede. İzmir Deniz Projesi ile kıyılarımızda yaşanan yenilik ve güzelliği iç ve arka alanlara da mutlaka yayacağız. Doğa esaslı çözümler, yeşil altyapı stratejisiyle yeşil bir İzmir yaratacağız. İzmir'de kişi başı düşen yeşil alan miktarı 16,6 metrekare. Bu bizim yaptığımız bir değerlendirme değil, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı bilimsel çalışmanın verisi. Biz bunu 30 metrekareye, kişi başı düşen yeşil alanı 30 metrekareye çıkartacağız. 2,5 milyon metrekare yeni yeşil alan İzmirli ile buluşacak. Modern altyapı günlük hayatın kalitesiyle beraber şehrin ekonomisinin işleyişi için en önemli unsurdur. Bu nedenle bu sorunu her zamankinden daha farklı bir şekilde ele alarak altyapı ihtiyaçlarına üniversiteleri, meslek odalarını ve tüm uzmanları dahil ederek hem hızlı hem de kalıcı cevaplar vereceğiz. Geleceğimiz, umudumuz, çocuklarımız ve gençlerimiz için yepyeni bir yönetim, yepyeni hedefler koyuyoruz. Gençleri ve çocukları yönetim sürecine dahil ederek yarınlara hazırlayacağız. Doğayla barışık, bilimsel yetkinliği gelişmiş, nitelikli, öncü ve dünyaya açık gençler yetişmesi için çalışacağız. Her çocuğumuzun internete ulaşması için yeni fikirlerimiz var. Ve sportmen sporcuların yetiştirmesiyle gurur duyduğumuz İzmir'in kıymetli yerel kulüplerini destekleyeceğiz. Amatör spora ve her yaştan İzmirlinin sporun değişik alanlarına yönelmeleri için mahallelerimizde tesisler kuracağız. Spor konusundaki planlamaları sağlıklı bir kent yaratmak hedefiyle gerçekleştireceğiz. İzmirlilerin hayat kalitesini yükselteceğiz. İzmir'i sinema sektörü için çekim merkezi haline getireceğiz. İzmir ideal bir film platosu halinde. İzmir Tarih Projesi'nin zengin tarihsel, kültürel mirasımıza sahip çıkan hazırlık ve derinliğini hızla ve etap etap uygulayacağız. Kemer altını ve tarihsel mirasımızı ayağa kaldıracağız. Fuar İzmir her ay yeni fuar ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tasarım kenti İzmir ve teknoloji, bilişim, yenilikçilik alanında Fuar İzmir'i mutlaka çok yoğun kullanacağız. Fuar İzmir'in hemen yanında İzmir'in büyük bir eksikliğini kapatacak modern kongre merkezini inşa edeceğiz. Yine uluslararası ve büyük ödüllü bir yarışmayla projelendireceğiz. Dünyada büyüklüğü 1 milyar doları aşan e-spor endüstrisinde yerimizi alacağız. Türkiye büyük finalin ev sahipliğini yapacak.